Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Pepe Coin'i inceleyeceğiz. Özellikle biliyorsunuz ki sepetimizle ağırlık verdiğimiz min projelerinden bir tanesi. Daha önce de birçok analizimiz mevcut kanalda ve beklediğim grafik de oldukça güzel gerçekleşiyor açıkçası. Daha önceki videolardan kontrol edebiliriz bunu. Son dönemlerde Twitter'da çok fazla konuşulmaya başladı. Pepe işte çok düştü, şöyle oldu, böyle oldu vesaire. Fakat bizim alım yerimiz oldukça güzel olduğu için arkadaşlar ben çok düştüğünü düşünmüyorum Pepe'nin. Birçok biliyorsunuz ki analiz yapıyoruz. Daha önce sepetimi aldım. MK sepeti videosunda düşen coinleri kendiniz gördünüz zaten video içerisinde. Bunların çoğu yapay zeka projesi işte biliyorsunuz ki aynı zamanda rva RWA projeleri trend yönlü olan projeler ciddi bir düşüş yaşarken aslında Pepe'nin şu anki düşüşü diğerlerine nazaran daha iyi duruyor bana kalırsa insanların e, çok fazla korktuğunu ve FOMO'ya kapıldığını görüyorum Pepe coin videolarında veya işte e, yorumlarında. Baktığımızda grafiklerde çok yukarılardan, tepelerden mal alan arkadaşlarsa bunlar e, hakikaten gerçi analizci olduklarını söylüyorlar ama e, bunlar Tepeden aldılarsa elbette şu anki düşüş onları korkutuyordur yani. Fakat ben e, bizimle birlikte bizim seviyelerimizden alan arkadaşlar için herhangi bir sıkıntı görmüyorum şu anda arkadaşlar. Şimdi Pepecoin'e gelecek olursak e, belli seviyeler var. Benim de ekleme yaptığım düşerse ekleme yapacağım bölgeler var. Bunlardan biraz bahsedeceğim ve fiyat hareketlilikleri... Nasıl yukarıya gidebilir? Neler olabilir? Bunları konuşacağız. Pepe Ethereum alanında olan bir proje biliyorsunuz ki. Ethereum ETF gelişleriyle birlikte Pepe'nin yukarı hareket yapmasını bekliyorum ben açıkçası. Pepe de bu durumdan etkilenecektir mutlaka. Fakat genel piyasanın kötü gidişatı, Bitcoin'in işte düşüşü vesaire gibi durumlarda bu tarz projeleri daha fazla etkilemekte. Fakat e, baktığımızda arkadaşlar Pepe nasıl çıktı? Nasıl bir hareket yapmıştı daha önce? Bunları da tabii ki videolarda analiz etmek gerekiyor. Şimdi Pepecoin Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışan bir kripto ekibi tarafından 17 Mayıs 2023'te başlatılan bir MIM kripto para projesi. Binance akıllı zinciri üzerine inşa ediliyor. Aynı zamanda kurbağa temalı bir token olarak sunuluyor piyasaya. Daha sonra arkadaşlar 2024'te büyük bir rally başlıyor ve yaklaşık 17x'lik bir yükseliş trendi yaşıyor Pepe bakın çıktıktan sonra 17 x'lik bir yükseliş yapıyor. Bu süreçte tabii ki Mart'tan Nisan'a olan süreç var grafiklerde görebilirsiniz. %60'lık bir düzeltme geçiriyor ve devamında yeni bir ATH yapıyor bu düzeltmeden sonra. ATH'ını yapıyor %60'lık bir düzeltme geçirip. Şu anda da Mayıs sonlarından Temmuz'a yaklaşık %60'lık bir düzelme yaptığı görünüyor arkadaşlar. Bakın bizim tepe fiyatı satmadığımız fiyat var ya. Bu satmadığı fiyattan yavaş yavaş düzeltme yaptı zaten biz aldıktan sonra. Baktığımızda bu durumu da anladık. Yani burada söylemek istediğim şey grafiklere baktığımızda benzeri bir şekilde Pepe tarafından yeni bir ATH denemesi görebiliriz piyasa düzeldiğinde. Daha önce iki kere bunu gerçekleştirmiş bir grafik var önümüzde. Metrikler var aynı fiyatı, aynı ATH bölgesini tekrar tazelemesini bekliyoruz. Fakat tabii ki şu an piyasanın kötü olması, işte Bitcoin, Ethereum, Almanların sürekli işte Bitcoin satış baskısı yaratması vesaire gibi durumlar tabii ki bu tarz bizim gidişatımızı da etkilemekte. Fakat piyasa düzeldiğinde ben Pepe'den hala umutluyum ve sepetimde ağırlık verdiğim min projelerinden bir tanesi arkadaşlar. Yoğun takas seviyesi var Pepe'de. Bakın şu bölge arkadaşlar. Burada çok fazla alıcı satıcı e, durumu söz konusu. Sürekli buradan farkındaysanız da malı yukarı yukarıya taşıyorlar bakın buradan sürekli yukarıya taşınıyor video da e, baktığımızda burayı ben daha önce orta destek bandım olarak kanal içerisindeki desteğim çok güzel çalışıyor diye diğer videomda söylemiştim bakın kesik çizgiler bu kanal içerisindeki orta desteğimdir benim bu desteğimden yukarıya doğru fiyat atıyor fakat gördüğünüz gibi yukarıdaki bölgenin üzerinde kapanış gerçekleştiremiyor Buradaki bölgenin mavi çizginin üzerinde kapanış yapmadıkça bu düşüş devam edecektir Pepe'de. Fakat buradaki turuncu destek bölgem de benim kritik bölgemdir. Bakın kesik çizgilerin altındaki bölgesi de kritik bölgedir. Buradan mal toplanıyor. Kritik bir bölge mal toplanıyor. Fakat burada kapanış yapmadıkça da piyasada geri çekildikçe ne olacak? Pepe'de de arkadaşlar biz Aynı senaryoyu tekrar aşağıya doğru geri çekilme olarak görebiliriz, yaşayabiliriz. Burada bir desteğim var gördüğünüz gibi. Buraya kadar bir geri çekilme yaşarız. Şimdi buradaki durum söz konusu kısa vadede trade etmek isteyen arkadaşlar varsa vadeli pozisyonlarında buradaki turuncu çizgimdeki fiyatı takip etsinler. Bakın çünkü buradan bir al vermiş zaten gördüğünüz gibi. Buradan al veriyor. Yukarıda direnci kıramıyor. Ne yapacaksın? Buralarda artık short'a döneceksin. Burada short'a döneceksin. Aşağıda gördüğün gibi gene bir güzel destek bölgesi var. Buradan ne yapıyor? Bakın tekrar arkadaşlar yukarıya tekrar denemeye gidiyor. Tekrar kıramıyor burayı. Tekrar aşağıya geliyor. Büyük ihtimalle piyasa düzeldiğinde biraz daha hacimler likitli arttığında e, ne yapacak? Bu sefer burayı parçalayacak, geçecek. Peki bu destek kırılırsa ne yapabiliriz? Buradaki destek fiyatımızın altında kapattı. İlk önce bölge, izleyeceğim bölge. Burası 600 bölgeleri. 600 bölgelerinden sonra benim tekrar ekleme yapacağım alıcı olacağım bölge bakın kırmızı çizgi 470 civarları. Burada ben tekrar arkadaşlar Pepe'ye ekleme yapabilirim. Burada alıcı olabilirim Pepe'de. Ee, yeni alacak arkadaşlar da bu fiyatı takip edebilir. Tabii ki buraya kadar geri çekilme söz konusu da olmayabilir. Piyasanın düzelmesiyle işte Temmuz ayında güzel haberlerin gelmesiyle vesaire gibi durumlarla yukarıyı hareketler başlar. Şimdi bizim senaryomuz bu şekilde. Bu desteğimizi takip edeceğiz. Bu çok güzel bir destek. Çok güzel çalışıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buralarda trade edebilirsiniz gün içerisinde. Bakın trade imkanı veriyor zaten. Daha önceki videolarda ciddi bir şekilde sıkı takipçiler izlediyse ben bunları anlatıyorum. Ee, yani uzun vade alıyoruz pepeyi spotta zaten biliyorsunuz ki uzun vade tutacağız boğada tutmayı düşünüyoruz. E, bunun haricinde vadeli de veya spotta farklı bir borsadan da gene alsat yapabilirsin paranı büyütmek için. Bu fırsatları böyle 10 tane coin veriyor. Bu 10 coinle sen işte e, 10 bin lira paran vardır bunları sürekli yapsan paranı da büyütürsün. Bakın burada %25'lik ve %26'lık bir kazanç fırsatı var. Bu %26'lık kazancı 3 kere de fırsat vermiş. Ne yapardın? %75 paranı büyütebilirdin gibi. Spottan al dursun ama gene trade etmeye devam et. İster spottan trade et ister kaldıraçtan trade et. %25'lik fırsatı kaldıraçta 2x açsan %50 yapar. 3x açsan biliyorsun ne yaptığını yani. Şimdi buradan arkadaşlar turuncu desteğimiz kırılırsa kırmızı destek bölgemde alıcı olacağımı söyledim. Burası önemli seviyelerim. Buradan tekrar ben spot'tan ekleme yapabilirim. Tekrar farklı bir şekilde değerlendirme yapabilirim. Veya bu desteğin altına kırmazsa tekrar long pozisyonlarıma dönerim. Eğer ki buradaki direnç bölgemi 985 bölgemin üzerinde kapanış yaparsa ben hızlıca gördüğünüz gibi 1322 bölgesine gitmesini beklerim. Eğer burada hemen bir kapanış görürsem direkt long pozisyonunu alırım veya spot'tan malı tekrar alırım. Ne yaparım? Yukarıya kadar taşırım. Bu da bizim için gene güzel bir seviye. Burada güzel bir direnç bölgesi var. Buraya kadar yükselmesini beklerim ben. Pepe'nin açıkçası arkadaşlar. Burada kapanış yapması demek bize burada %35'lik bir kazanç getirmesi demek. 2x kaldıraçta veya 3x kaldıraçta daha da yüksek kazançlar elde edebiliriz. Buradaki seviye ile birlikte açıkçası. O yüzden burada kapanış yapmasını bekleyebiliriz. Şu an piyasanın tabii ki kötü olduğu durumunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Fiyat şu an aşağıya gidiyor gördüğünüz gibi. Tekrar buradaki desteğimize gelebilir veya orta kesik çizgi destek bandına gelebilir. Bu ikisinin arasında bir fiyat izlenimi yapıp tekrar arkadaşlar ne yapabilir? Yukarıya doğru kendisini atabilir. Bir dahaki denemesinde de burayı kıracağını düşünüyorum ben açıkçası Pepe'nin arkadaşlar. Buradaki fiyat direncimin üzerinde de tabii ki arkadaşlar bir kapanış gerçekleşirse yukarıda bir direnç bölgem daha var. Burası da 1689 bölgesi. Eğer ki şayet turuncu bölgeden alıp fiyatı yukarıya taşıyacak olursak burada da güzel bir kazanç fırsatı yaratabilir bize açıkçası. Pepe'de evet insanlar şu an çok korkak ve e, yapıcı konuşmalar yapmıyor, yapıcı analizler yapmıyor. E, fakat baktığımızda arkadaşlar dediğim gibi diğer projelerin nazaran bence Pepe'nin şu anki gidişatı iyi ve diğer projeler gibi hacimsiz de değil arkadaşlar bakın. Yani burada fırsat veriyor. Ben projelere bakıyorum sürekli düşüyor proje. Sürekli düşüyor. Hani fırsat da vermiyor. Alsat fırsatı da vermiyor size. Pozisyon açıyoruz vadeli de. Bir bakıyorsun %10, %20, %30, %40 eksidesin. Burada gene bir toparlanma süreci görüyorsun gene bir alsat görüyorsun gene bir içeride para dönüyor yani onu demek istiyorum. Ve bu tarz projelerde para dönen projelerde hacimli projelerde ilk yükselişte ciddi tepkiler görürüz. O yüzden ee, tabii ki kimseyi gaza getirmek istemiyorum yatırım tavsiyesi de değil. Kendi gördüğüm şeyleri söylüyorum bitcoin 48k'ya gidip oradan 44k'ya düşerse pepe de elbette düşecektir. Bunu almadan önce genel piyasayı takibini de yapmak gerekiyor. Bitcoin, Ethereum vesaire bunları da takip etmek, dominansı da takip etmek gerekiyor. Bunlar yükselmeden zaten ben e, buradaki mavi çizgimizin üstünde kapanış beklemiyorum. Böyle bir piyasa genel olarak düzelme verdiğinde yukarıya doğru ben Pepe'nin atacağını düşünüyorum arkadaşlar. Kalkıp da Bitcoin 44K'ya gittiğinde Pepe niye yükselmedi demeyin yani. Bunu yapan analizciler var. Bunu yapan analizciler var yani. Görüyoruz, izliyoruz. İlla böyle profesyonel bir şekilde anlatmak gerekiyor galiba. Fakat zamanımızda ve vaktimizde kısıtlı olduğu için piyasada çünkü biz sürekli aktif bir şekilde trade yapıyoruz. Elimden geldikçe de kanalda sizlere anlatmaya, yön göstermeye çalışıyorum. Açıkçası Solano videoma mutlaka göz atın. Bakın buradan ben bir iki tane proje toplayacağım. Sepetimi alacağım. Ee, uzun vade Solano ETF girişleriyle, ETF başvurularıyla bile dahi yükselecek bir iki tane proje var. Bu videoyu izleyin, bir göz atın. Beğenirseniz de sevinirim. Beğeniler biraz düşük videolara beğenirseniz çok sevinirim. Bana destek olmak için sizlere daha iyi içerik üretmem için ee, beğeniler beni biraz daha böyle gaza getiriyor. Daha fazla video içerik atmaya çalışıyorum. Herkese bol kazançlar umarım güzel anlaşılır bir video olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Sevgiler saygılar diliyorum herkese beğenmeyi lütfen unutmayın.